Arkadaşlar merhabalar size gıcık bir yerden bahsedeceğim hiç böyle yani bir an bir cümle kuracaktım ama kıvırmaya gerek yok dağılım problemleri böyle biraz beyin yakan bir yerdir neden bölüyoruz neden çarpıyoruz ne yapacağız gerek var mı gerek yok mu muhabbetleri oluyor sürekli hatta ben en son sorduğum bir soru yorumda da o eksikliği fark ettim arkadaşlar bunun üzerinden ben bir tekrardan geçeyim bir örnek üzerinden anlatacağım. Bundan sonra bölmeli miyiz, çarpmalı mıyız onun üzerine kurul olacak. 4 tane insan olsun. A, B, C, D. Eğer siz bunları ikişer kişilik iki gruba bölecekseniz. Verilen cevaplar genelde şu oluyor. 4'ün ikilisi 2'nin ikilisidir hocam. Yaparım 4'ün ikilisi. Sonra 2'nin ikilisi yaparım diyorsunuz değil mi birçok kişi. Ama bu cevap değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar bunun cevabı 6. Yani A, B, C, D bir grup bakın. İkişerli böldüm. Veya AC BD tamam böldüm. AD BC e bitti. İkişer kişilik toplam 3 tane durum çıkmasına rağmen burada cevap 6 diyor. Niye biliyor musunuz? 4'ün ikilisi 2'nin ikilisine demek aslında. Burada devam eder. CD AB BD AC ve BC AD diye arkadaşlar. 4'ün ikilisi 2'nin ikilisinin karşılığı budur. Bak onu söyleyeyim. Yani 4'ün ikilisi 2'nin ikilisi yaparken siz farkında olmadan tabi yapmadığınız için işlem görmüyordunuz bu zamana kadar. AB ile CD yer değiştiriyor. Ama bunlar yine birlikte. Yani şöyle düşünün. Ali ile Buse canla deniz olsun bunların isimleri. Ali Buse birinci durumda yan yana. E yine Ali ile Buse canla deniz ayrı ayrı yan yana. Bunların bir anlamı yok ki. İster bunlar Ağrı'ya Bursa'ya gitsin. İsterse Malatya'ya işte İzmir'e gitsin. İsterse hiçbir yere gitmesin yan yana kalsınlar. Sonuçta soru size ikişer kişilik grup oluştur dediği zaman nereye gittiği önemli değildir. Sadece cümlem çünkü şu ikişer kişilik grup oluştur. O zaman bunlar yine bir araya geldiği için fazladan durum saymış oluyoruz. O yüzden olay şudur arkadaşlar. Ne kişiyi işte siz grupladığınız zaman daha doğrusu N kişi demeyeyim. A kişiyi formülize ediyorum şimdi n tane eşit sayıda gruba böldünüz. O zaman yukarıyı normal yapıyorsunuz. İşte a'nın ikilisi, a'nın üçlüsü falan şeklinde. En son aşağıyı artık n faktörü ile böleceğiz. Nereden geliyormuş? Buradaki işte fazladan farkında olmadan saydığımız durumlardan kaynaklanıyormuş. Dolayısıyla hemen bunu yaparsak artık altın üçlüsü, şey altı nereden çıktı? Dördün ikilisi, ikinin ikilisi. Kaç tane grubun eleman sayısı aynı? 2 tane. O zaman iki faktöreyle bölüyorum. Gerçekten bakın 3 tane durum. A, B, C, Bundan sonra sadece grupluyorsak, grubun ismi yoksa bir yere gitmiyorlarsa arkadaşlar. Yani gittikleri yer yok. Sadece grupluyorsan veya paketliyorsan gruplardaki eleman sayısı aynıysa N faktöriyele bölmeyi unutma. Örnek şöyle bir şey deseydim. 6 kişi ve ikişer kişilik 3 gruba ayır. O zaman 6'nın ikilisi. 4'ün ikilisi. 2'nin ikilisi. Bölü 3 faktörü geldi çektik. Çünkü 3 tane grubun eleman sayısı aynı. 8 kişiyi ikişer kişilik 4 gruba ayırsaydık. O zaman arkadaşlar 8'in ikilisi, 6'nın ikilisi, 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi bölü 2 iki faktöriyel, şey 4 faktöriyel diyecektim pardon. Çünkü 4 tane grubun eleman sayısı aynı. Dolayısıyla Kaç tane grubun eleman sayısı aynıysa o kadara böleceğiz. Başka bir örnek şimdi tehlikeli önemli bir örnek vereyim. 5 kişi olsun 1, 2, 2 diye gruplayalım. Yani 2 grubun eleman sayısı aynı olsun ama birinin farklı olsun. O zaman bak 5'in birlisi, 3'ün ikilisi, 2'nin ikilisi 2 iki grubun eleman sayısı aynı olduğu için 2 faktör yani. Başka bir örnek daha vereyim. 8, 2, 3, 3 diye bölelim. O zaman 8'in ikilisi 8 kişiyi 2, 6, 3 ve 3'ün üçlüsü diye böldüm. İki grubun eleman sayısı aynı olduğu için 2 faktöriyel. Yani burada neye dikkat edeceksiniz? Gruplardaki sakın eleman sayısını kale almayın. Yani grubun 3 kişi olması 5 kişi olması önemli değil. Önemli olan arkadaşlar Kaç tane grubun eleman sayısı aynı? Burada iki grubun eleman sayısı aynı, iki faktöreyle bölüyorum. Burada da iki grubun eleman sayısı aynı, iki faktöreyle bölüyorum. Burada dört grubun eleman sayısı aynı, o yüzden dört faktöreyle bölüyorum. Dolayısıyla gruplardaki eleman sayılarının eşitliğine dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelelim eşit değilse, yani direkt bodoslama şöyle bir şey olursa. A, B, C, D insanlarını bir ve üç kişilik gruplara ayırırsak, Sayısal cevabı 4'ün birlisi 3'ün üçün üçlüsüdür 4 gelir. Gerçekten birbirinden farklı durumlar olduğu için A, B, C, D, B, A, C, D, D, e, D A, C, B ve C, A, B, D. Gördüğünüz gibi hakikaten tek tek sayınca da 4 tane farklı durum oluştu. Böylece bunları arkadaşlar herhangi bir yere göndermiyorsam, grupların isimleri yoksa sadece grupluyorsam tamam burada eleman sayıları farklı olduğu için herhangi bir şeyle bölme, herhangi bir şeyle de çarpma. Bu örnekler ışığında şimdi size artık örnekleri çözeyim arkadaşlar. Bakın şimdi çok dikkatli lütfen izleyin. Birbirine benzeyen durumların farklı cevapları gelecek. 7 kişiden 3 kişi A takımına, 4 kişi B takımına gidecek. Ha bakın şimdi. 7 kişinin üçlüsü, 4'ün dörtlüsü. Bazen şu sorusu geliyor. Hocam 7'nin dörtlüsü, 3'ün üçlüsü yapamaz mıyız? Tabii ki yaparsınız. Zaten sıralama olmadığı için kombinasyonda birbirinin aynı iki durumdur arkadaşlar. Böylece bu şekilde 7'nin dörtlüsü, 3'ün üçlüsü veya 7'nin üçlüsü, 4'ün dörtlüsü dedim. Gruplarken bir şeye bölecek miyim? Hayır. Gruplardaki eleman sayısı farklı çünkü. Bir şeyle çarpacak mıyım? Şimdi bak o da önemli. Sana hak tanımamış. 3 kişilik paket A'ya gidiyor, 4 kişilik paket de B'ye gidiyor. Sana hangisi nereye gider? hakkı tanımadığı için bu soruda bir şeyle çarpmayacağız. Hatta paketleri şöyle oluşturayım temsil olarak. 3 kişi burada, 4 kişi burada. Paketleri oluşturdum. Bu mecburen A'ya gidiyor, bu mecburen B'ye gidiyor. Çarpmak yok. Soruyu şöyle değiştirirsem lütfen dikkat. 7 kişiden 3 kişi ve 4 kişilik 2 grup yap. Bu gruplardan birini kim olduğu belli değil. A'ya gönder. Birini de B'ye gönder. O zaman bak 7'nin üçlüsü, 4'ün dörtlüsü diyeceğiz. Sonra bir şeyle çarpmayacağım gruplarken, bir şeye bölmeyeceğim. Grupladıktan sonra dağıtırken artık paketler bakın şimdi 3 kişilik ve 4 kişilik iki paket var. Bunları iki farklı yere göndereceğim. Şey gibi düşünün. İki insanı iki farklı koltuğa oturtmak gibi. İki faktör yani. Neden? 3 kişi A'ya gidebilir, 4 kişi B'ye gidebilir. Ya da 3 kişi B'ye gidebilir, 4 kişi A'ya gidebilir. Deminki soruda direkt sana gidilecek yeri söylüyordu. Kim nereye gidecek? Burada söylemediği için sonunda iki faktöriyelle çarptım. Cümleler o yüzden gerçekten tehlikeli ve önemlidir. Sadece 3 ve 4 kişilik iki gruba ayırırsam 7'nin üçlüsü, 4'ün dörtlüsü grupladım. Bir yere gitti mi? Hayır. Gruplardaki eleman sayısı farklı bir şeye bölecek miyim? Hayır. O yüzden bu böyle kalacak. Şimdi geliyoruz buraya. 6 kişiden 3 kişi A takımına 3 kişi B takımına gidecek. Tamam. Bakın şimdi 6'nın üçlüsü. 3'ün üçlüsü. Bölü 2 faktöriyel. Yani. Ben her zaman önce gruplarım arkadaşlar. Paketlerim. Bunu yaptıktan sonra istediğin şeyi yap. Yani dağıtıyor musun dağıtmıyor musun sonra bak. Birçok öğrencinin hatası dağıtma ve gruplamayı aynı anda yapmaya çalıştığı için işin içinden çıkamıyor. Gruplayın kafanız rahat olsun. Şu an grupladım paketler böyle duruyor. Ee, bir paket böyle olsun bir paket böyle olsun. Bunların içinde üçer tane kişi var. Bunları şimdi A ve B takımına göndereceğiz. Bakın hangisi A'ya gidecek hangisi B'ye gidecek belli mi? 3 kişi A'ya gidecek 3 kişi B'ye gidecek. Ama hangi 3 kişi A'ya gidecek hangi 3 kişi B'ye gidecek belli değil. O zaman burada 2 paketim var 2 tane farklı kutum var. O zaman arkadaşlar 2 faktöriyelle çarparım. Bu şekilde yapmamız gereken yorum bu soruda buydu. Devam ediyorum. 6 kişiden 3 kişi ha, aynı örneği bir daha yazmışım pardon. Şimdi gelelim diğerine. 4 kişiden 2 kişi seçilip bir grup A'ya, bir grup B'ye gidecek. Tamam. 4 kişiden 2 kişi seçtim. 2 kişi daha seçtim ama eleman sayısı aynıysa 2 faktöriyelle böldüm. Şimdi bir grup A'ya bir grup da B'ye gidecek. Hangi iki kişi A'ya hangi kişi B'ye gidecek belli değil. O zaman iki faktöriyelle çarpmam gerekiyor sonunda. Şöyle bir soru akla gelebilir. Hocam demin ki örnekte 7'nin üçlüsü 4'ün 4 üssünde 3 kişi A'ya 4 kişi B'ye gidecek derken çarpmadınız. Çünkü dediniz ki 3 kişi A'ya gideceği belli 4 kişi B'ye gideceği belli. Burada da 2 kişi A'ya gidiyor 2 kişi B'ye gidiyor. Yani aynı bunlar belli aslında ama Hangi iki kişinin gideceği belli olmadığı için arkadaşlar burada mecburen çarpmak zorundayız. Burada zaten bir tane üç kişilik grup var. Mecburen onun A'ya gideceği kesin. Burada mecburen dört kişiden bir tanecik grup var. O zaman onun B'ye gideceği kesin. Ama burada iki kişilik iki grup var. Hangisi A'ya gidecek, hangisi B'ye gidecek, nereden bileceğim? Belki bu A'ya gidecek, öbürü B'ye gidecek. Belki bu A'ya gidecek, belki de bu B'ye gidecek. O yüzden arkadaşlar burada 2 faktöriyelle çarpmamızın sebebi bu. Gelelim şimdi bu soruya. Sadece gruplarken böyle bölmeyi unutmuyoruz. Çünkü eleman sayısı aynı bir yere göndermiyorum. 8 kişiyi önce grupluyorum bu soruda. Böyle. Sonra kaça böleceğiz? 4 faktöriyel. Paketledim. Şimdi ne yapacağım? Ee, bunları iki kaç farklı dört farklı gruba. Grubun ismi var mı? Var. O zaman arkadaşlar hangi iki kişi nereye gidecek belli değil. Bana bırakmış. 4 faktöriyelle çarpmayı unutmuyorum. Burada dediğim gibi sadeleştiği için sanki hani ne çarpacağız, ne böleceğiz, ne gerek var hocam oluyor ama buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Eğer böyle burada dikkatli olmazsanız farklı grup mevzularında ki tam oraya geleyim şimdi. Bakın şimdi. Diyelim aman hocam bölüyoruz. Ya ne olacak? Sonra da sadeleşiyor onlar ben çarpmam bölmem derseniz burada iş patlar. Çünkü 8 kişiyi 3 gruba 2 3 3 ayırırsanız 8'in ikilisi 6'nın üçlüsü 3'ün üçlüsü olur ama bölü 2 faktöriyel. Şimdi soru bu kadar bunun cevabı. Ben bunu desem ki bir de 8 kişiyi 3 gruba ayır. Bir grup A'ya, bir grup B'ye, bir grup da C'ye gidecek desem grupları hallettim, paketledim. Birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket. Şimdi bu grupları ben bir de 3 farklı yere gönderince 3 faktöriyelle çarpmam lazım. Gördüğünüz gibi deminkilerde zaten sadeleşiyor ne gerek vardı burada iş patlar. O yüzden ilk başta bu zamana kadar yaptığınız yöntemlerden dolayı geçişleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz ama bu dediğime lütfen kafa yorun. Bu ders biraz zihin zorlayıcı bir yerdir. İlk defa dinleyenler, bu bakış açısıyla hiç dinlememiş olanlar olayda zorlanabilir. Bir sıkıntı yok. Ama buna kafa yorduğunuz zaman e, sorularda bir yanlış bir doğru yapıyorsanız bunu tercih edin. Ve bir süre sonra doğru yaptığınızı fark edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de yapayım ki aradan çıksın. 8 kişiyi ikişer kişilik A, B, C, D adlı gruplara göndereceğim. O zaman 8'in ikilisi, 6'nın ikilisi, 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi. E, bunları 4 gruba gönderecekmişim. 4 faktöriyelle çarpacağım. 8 kişiyi ikişer kişilik 4 gruba ayıracağım. E tamam burada o zaman özel bir şey yok. 8'in ikilisi, 6'nın ikilisi, 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi. Bölü 4 faktöriyel diyeceğim. Şurada tabii 4 faktöriyel diyecektim. Unuttum pardon. Hızlı yapacağım diye. 4 faktöriyelle böldüm. Sonra 4 faktöriyelle çarptım. Sadece 4 gruba ayırdığım zaman 4 faktöriyelle bölüyorum. Bir yere gönderiyor muyum? Hayır. O zaman bir şeyle çarpmak yok. Dolayısıyla sorularda isimleri var mı grupların, bir yere gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Bunun kesinlikle e, anlaşılması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde e, farklı yerlere gitme soruları veya e, sadece gruplama sorularının çözümleri budur. Şu an bunlarla alakalı derin örnekler çözmedim. Burayı bir hazmedin istiyorum. Ben bir soruyorum da, e, bu mantığı kullanacağımız bazı sorular çözeceğim Hatta ÖSYM e 2019'da da 2020'de de arkadaşlar bu mantıkla alakalı sorular sordu 2020'de de gerçekten güzel bir kombinasyon sorusu vardı 2019'da da e, soru vardı Onları direkt bu soru diye artık maalesef biliyorsunuz söyleyemiyoruz ama e, burada söyleyemiyorum En azından ama 3D'nin ben hani resmi çözücüsü olduğum için 3D'nin çözümlerini yaptım. Orada arkadaşlar kombinasyon kısmında e, birebir ÖSYM'lerden bakabilirsiniz. Birebir ÖSYM sorularını o liste altında çözebildiğim için sıkıntı yok. Merak ettiğiniz çıkmış soruları oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir soru yorumlara da devam etmeye çalışacağım. Böyle mini anlatımlarla da bazı kafaya takılan yerleri e, bahsedeceğim. Olur da sizin e, böyle merak ettiğiniz, genelde çok takılan, herkesin karıştırdığı bazı yerler varsa e, yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer bahsetmediysem e, onları böyle bir 10-15 dakikada yine anlatmak isterim. Ben mümkün olduğunca sınava kadar böyle ara ara kavram yanılgılarını gidermeye çalışacağım. Bir sonraki kavram yanılgımız da arkadaşlar özdeş nesne, farklı nesne ve ayraç yöntemi olacak. Burada tabi başlığı öyle yazmışım. Bunu burada onu anlatmadık sanki alakasız yanlış bir başlık gibi olmuş o. Bir sonraki konumuz böyle yine 10-15 dakikada, e tabi bilmiyorum belki daha uzun da sürer ya da daha kısa da bahsedeceğim yer onlar olacak. Onlar biraz ezberdir aynı burada olduğu gibi. Bu soru tiplerinde biraz ezber mantığa girmezseniz iş sıkıntılı arkadaşlar. Çünkü bu konuların en büyük sıkıntısı tek tek sayma imkanınız yok. Ne kadar çok soru tipi görürseniz, ne kadar çok arkadaşlar e, yorum görürseniz o kadar zihninizde oturuyor özellikle hedefi 35 üstü olan öğrenciler bu konuyu kaçırma şansı yok açıkçası. 35-6 olanların kaçırma şansı var diye değil ama bazen benim hedefim 38. Sadece bu iki konuya bunlara çalışmayayım. İki tane soru bunlardan çıkıyor. Yapmasam olur mu? O zaman 38 sorunun yapacağının ne garantisi var diyorum ben. O yüzden güzelce henüz vaktimiz varken olayı halledelim. Bütün sorularda zor çıkmıyor. Zaten şöyle düşünün bir soruyu yapamayacaksam ben yapamayacağım. Ama öğrenirsem yapma ihtimalimi arttırıyorum. Yüzde bir bile ihtimal arttırsak bir kardır arkadaşlar. Hangi konudan ne kadar kolay geleceği veya zor geleceği belli değil. Yatırımlarımızı buna göre yapalım. İnşallah sonunda da başarılı ve mutlu oluruz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.